Arkadaşlar Keş şu anda şu karşıdaki sürüde sürüler dolaşıyor. Şimdi burada bir şey gelmiş gibi kıskılıyorum. Yavaş yavaş sanki geliyor gibi. En sonunda sürü köpekleri bunu fena boğacaklar yani. Bu işin sonu iyi değil. Sürümüz de uzaklaşıyor. Bakalım gelebilecek mi? Bayağı bir uzaktı. Ta ileri gitmişlerdi. Şu gördüğünüz tepenin oraya. Köpeklerin peşine gitmişler. Bakalım kaç dakikaya gelebilecek. Şu an tam sürülerin çıkma zamanı. O yüzden ortalık bayağı bir köpek dolu. Oradan bir köpek de Keş'e doğru koşuyor. Oh. Çok bereketli bir gün. Bozo falan mı açıldı? Hayra gelmedi. Köpek geliyor ama. Yara bere var mı? Sen öyle gideceğiz. Yani bir de bunun yanına bir köpek daha bıraksam arkadaşlar, bayağı bir sıkıntı yaşarız. Sürekli sürüler gezerler. Köpek boğmaya çalışırlar. Ve komşularımıza zarar verirler. Ya. Bakalım kanman yara bere var mı? Baba birkaç tane köpeği kovalamışlar ama. Yani köyden gelen köpekleri. Çok güzel işler peşindesin. Gidelim böyle sürüleri dolanalım. Boğuşalım akşama kadar. Değil mi? Bas, bas. Ne oldu, yoruldun mu? Ya. Sabahtan beri koşuyorsun. Sağa koş, sola koş. Sağa koş, sola koş. Yoruldun mu? O yüzden arkadaşlar bunun yanına başka köpek bırakmıyorum. Bayağı sıkıntı yaşarız. Ama yarın dediğim gibi yapacağım. Tutacağım bunu. Suya mı yürüyorsun? Yoruldun mu? Tutacağım, buraya kadar getireceğim. Ondan sonra burada bırakacağım. Her gün her gün böyle uğraşamam ben bununla. En sonunda başımızı yakacak. Bayağı susamış. Sabah bıraktığından beri koşuyor. Oraya gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. O sürüye gidiyor, bu sürüye. Keş! Nasıl yapacağız seninle? Nasıl olsa olsalar da içiyorsun. Yorgunluğu mu atıyorsun? Ha bak bana. Sabahın köründe soğuk su. Yarın böyle yapmak yok. Yarın seni bağlayacağım. Kusuruma bakma. Aslan parçası. Allah'tan yara bere yok. Zaten şimdi havalar sıcak. Bir de yara bere alsa sinekler hayvanı mahvediyor. Ay ay. O kadar yorulmuş ya arkadaşlar. Sudan hiç çıkmıyor. Sebebi neydi ki yani bunun? Şşt! Salyalı.
Daha bak da böyle su içiyor kerete. Oo. Oh. Şu anda saat günlerken saatler arkadaşlar. Bakın güneş yeni doğuyor. Ama keş bayağı bir yorulmuş. Su da çok soğuk. Buranın suları bayağı bir soğuk. Ona rağmen yorgunluğunu atmak için suya yürüyor. İşte köpekler böyle kurdun peşine ya da diğer köpeklere boğuştuğunda ya da hasta olduğunda hep böyle soğuk sulara yürüyorlar. Su onların ilacı. Yoksa çatlama olanakları var. Çeş! Gidelim, gezelim. Boğuşalım akşama kadar. Değil mi? Utanmayalım hiç. Biz de gidelim sürümüzün yanına. Günlerken saatleri kurt olabilir. Şimdi benim niye bunun yanına başka bir köpek açmadığımı daha iyi anladınız arkadaşlar. Zaten yakında bunu Erzincan'a götüreceğiz. Orada domuzlar falan bayağı var. Bakalım inşallah domuzlar bunu öldürmezler. Tek olduğu için domuzları fazla yaklaşacağını düşünmüyorum. Ama bozu bazen açılır mı açılırsa o zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Ama hakkımızda hayırlısı bakalım artık. Biraz tecrübe kazanması lazım domuzlara karşı. Burada çünkü bayağı bir domuz var. Burada hiçbir şekilde domuz yok. Kurt, ayı, tilki var burada. Orada da ayı yok. Kurt ve domuz var. Arkadaşlar ben burada oturuyordum. Arkada biraz kuzular kaldı. Bunları fark ettim 5-10 tane. Baktım keşin tepkisi nasıl olacak. Şimdi gidip onun tepkisini göreceğiz. Gizli gizli kuzuların gelip gelmediğini izledim. Bu keşin ne yapacağını da izledim orada. Bakın. Burada 5-10 tane kuzu var. Orada yatıp kalmışlar. Keş de yanlarında sağa sola bakıyor. Huzursuzlaşmış. Asla kuzuları terk etmemiş. İşte böyle bir dostunuz olursa sırtınız yere gelmez. Ben bu kuzuları fark etmesem kuzular da köpek de burada kalır. Biraz doğal bir şekilde izlemek istiyoruz. Tabii keş bizim sesimizi duyunca ister istemez tepki gösterdi. Bakın böyle burada kalacaklar kuzular. Sonra kurt dereden gelip bunların hepsini parçalayacak. Yarın bir geleceğiz ki böyle buralar leşlerle dolu. Ama işte keş gibi bir köpeğe sahipseniz şimdi ben gidip direkt o kuzuları getirsem Köpek böyle bir tecrübe atlatamaz arkadaşlar. O yüzden çoban da burada hareketleri çok önemli. Köpeğe tecrübe kazandırması çok önemli. Böyle durumlarda biraz çoban gözlem yapmalı, izlemeli. Bakın birkaç kere böyle tekrarlarsak keşişimi seveceğim, biraz ödüllendireceğim. Ve böyle arkada hayvanlar kalınca keşiş de onların yanında yatacaktır böyle gördüğünüz gibi. Kurt da gelse savaşacaktır. Keş. Şişt. Aslan parçası. Nasılsın? Keş. Aslanım benim. Aslanım benim. Keş. Bir kere daha keşin karakterini gördük arkadaşlar. Bunun iyi bir köpek olacağı zaten baştan belliydi. Ve artık tescillendi. Önce kurtları kovaladı. Sonra cesaretiyle. Şimdi de böyle yaptığı bu harekette artık keşe güvenimiz tam. Keş! Ben kuzularımı koruyorum burada aslanım. Kuzular da ne kadar güzel. Her şeyden habersizler. Kurtları bekliyorlar. Aslan parçası. Bundan sonra böyle tamam mı aslanım? Kuzu falan kaldığı zaman yanında bekliyorsun.
Aslan parçası. Şimdi ben arkadaşlar gitsem bu köpek yine bunlar yanında kalır. Beni takip edip gelmez yani. Yine bu kuzucukların yanında kalır. Bakın kendi yerini bulmuş. Kuzuların direkt yanında. Çok güzel bir şekilde yatmış. Çok güzel belgesel gibi oldu. Arkada keçiler kalmış. Onların altında da kuzu bayağı uzaklaştı. Şimdi bu kuzuları bir korkutacağım. Şimdi böyle ufak bir hareket yapsam bir daha bunlar yatıp kalırlar. Ama eğer korkutursam böyle hareketlere yavaş yavaş son verirler. Keşi de güzel bir seveyim. Aslan! Bana bak bana. Aslan parçası, aslan parçası, aslan parçası, aslan parçası. Aslan parçası. Kuzucuklar. Keş bunlar niye burada kaldı? Bizi bir aydınlatır mısın? Yeriniz de güzel. Suyun kenarı. Kurtlarla iç içe. Aslanım benim. Kurt geldi, kurt geldi, kurt geldi. Hadi. Şşt, şşt, şşt. Sen nereye gidiyorsun canım? Gel. Hadi ya. Böyle yaparsanız sürüden ayrılanı kurt tutar yani. Aslanım benim. Böyle bekleyeceksin, tamam mı? Aslan parçası. Çok güzel bir görüntü yakaladık. Bütün çoban arkadaşlara da tavsiye ederim. Böyle gözlemlerde bulunsunlar. Ve köpeklere böyle tecrübe kazanmasınlar. Keşke şu anda bir buçuk yaşlarına vardı. Hadi! Kurtları bekleyin burada. Keş de yerinden kalktı arkadaşlar. Kuzular hareketlenince. Çoban arkadaşlar da böyle yapabilir. Hani şere gidiyorsunuz. Böyle ufak ufak hareketlerle köpeklere tecrübe kazandırabilirler. Muhakkak bunu denemeliler. Hala yukarı çıkıyor ya. Beyefendi kuzuların hep sürekli kuzuları gözetliyor. Beyefendi aslan parçası. Hadi. Sabah bize bayağı bir spor yaptırdı kerata. Gelmedi sürün yanına. Gidip köpekleri kovalamış. Bakın belki de bugün gelmeseydi bu kuzular ben de fark etmeseydim burada kalacaktı. Yarın geldiğimizde 1, 2, 4, 6, 8, 10 tane kuzu gidecekti 10 milyardan olacaktık yani. Köpeğin iyiliği ve kötülüğü bir daha ortaya çıktı arkadaşlar, önemi. Kötü köpek olsaydı daha farklı bir durum yaşardık. Yani o yüzden köpeklere çok değer verin. Köpek içi çobana bedeldir. Özellikle de böyle bir keratanız varsa. Şşt, bana bak bana. Utangaç. Bana bak. Aslan seni. Keş ben gidiyorum. Sen bunlarla ilgilen bu arkadaşlarla. Sürü bayağı uzaklaşmış çünkü. Aşağı gitmiş daha. Bu arkadaşlarla ilgilen. Tamam mı? Onlar da yavaş yavaş sürüye doğru ilerliyorlar. Yukarıda kalmışlardı. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aslan parçası. Sen ne demek istersin? Hoşça kalın. Dostça kalın. Kerata. Aferin ona. Kuzular da yavaş yavaş gidiyorlar.